Buyurun. Evet gençler hoş geldiniz. Beyza'yla. Ben şimdi ikna ederim hocanız ikinize birden verir. Karmaşıklık olmaz. Eskiler gitmişmiş, değeriniz var ama değeriniz var. Valla eskiler gitmiş. Gençler hatırlarsanız geçen hafta bir tablo çizmiştik. Kimyasal floralı etkileşim işlemiştik. Kocaman bir örnek yazıp atom, molekül ve iyon ayrımını yapmıştık beraber. Sonrasında kimyasal türler arası sınıflandırmayı bir bağlanan türe göre bir de bağlı sağlamlığına göre deyip tablolar yapmıştık. Bağlanan türe göre olan kısmına alakalı iki örnek çözmek istiyorum. Hemen bir örnek, yani ilk örneği ben çözeyim. Sonrasında siz çözeceksiniz yine artı koymaya devam. Evet, azot verilmiş. Bakalım ne soruyor ya da nasıl çözeceğiz? Hidrojenler var. Yine bir azot, hidrojenler. Şöyle yukarı çok çıktık ya, neyse. Gözüküyor mu hocam yukarısı? Yok. Yani hiç. Şuradaki şey var ya, üçüncüde sırası gözükmüyor. Sana oradan gözükmüyor hiç. Ben iki tane yeter. A şıkkı diyor ki numaralı yerler, birazdan numaralı vereceğim. Numaralı yerleri hangisi atomlar arası, hangisi moleküller arasıdır? Moleküller arasıdır. Soruları kısaltarak yazıyorum uzun uzun yazmamak için. Numaralı yerlerin hangilerinin bağları güçlü, hangilerin zayıftır diyor. Soruda hemen numaraları da verelim. Burası 1 numara, 2, 3 ve 4 numara. Birinci soruyu biraz düşük oldu cümle. Bu numaralı yerlerden hangisi atomlar arasında, hangisi moleküller arasındadır diyor A şıkkında. B şıkkında da bu numaralı yerlerin hangisi güçlü bağ, hangisi zayıf bağdır diyor. Şimdi böyle sorularda aslında soru çok basit, yapacağımız şey var. Bir numaraya bakıyorum, bir ucunda azot, bir ucunda hidrojen var. Yani iki atom arasında. O zaman bir numara atomlar arası. İki numaraya bakalım. Bir ucunda azot, bir ucunda hidrojen var. Bu da atomlar arası. Sorun cevabı bu kadar arkadaşlar. Üç numaraya bakalım. Bir ucunda azot, bir ucunda ne var? Hidrojen var. Bu da atomlar arası. Dört numaraya bakalım. Bak bir ucunda azot var kocaman. Diğer ucunda da yine azotlu bileşik var. Yani iki molekül var. O zaman bu da moleküller arası. A şıkkının cevabı bu kadar. Gelelim B şıkkına. B şıkkı nasıl yapılıyor? Güçlü bağ ve zayıf bağ. Bu tür sorularda ayırt etmek çok basit. Güçlü bağ iki bağ arasında bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Zayıf bağ ise bu şekilde gösteriliyor. Baktığımda 1, 2 ve 3 bakın keskin çizgilerle gösterilmiş. 1, 2, 3. Güçlü bağ. Dördüncüsü bak kesik kesik çizilmiş, zayıf bağ olacak. Sorumuzun cevabı bu kadar. Hadi bir soruya bakın, anlamadığınız yer varsa söyleyin. Bununla alakalı bir soru daha çözelim. Hocam soruları yazacak mıymış? Evet tabii. Benim yazdığım her şeyi alacaksınız. Ne diyor?
yuvarlak için alırız. Atomlar, moleküller. Güçlü, zayıf. Doğru cevabı yuvarlak için alacağız. Yılmaz Efendi sadece zayıf mı yazmış? Yeter, yani artanmak için yeter dedik. Nuri Cesare Çayı'ya A atomlar B güçlü demiş. Yanlış. Dilar Bayan B zayıf demiş. Tek cevap değil. İkisini de istiyorum. Kolay bir soru çünkü. Yılmaz Efendi A moleküler demiş. Dilar Bayan sonra A moleküler demiş. Hocam tek cevapları hiç okumaz. Tamam, İkisini de istiyorum. Yüksel B zayıf A molekül. Molekül demiş. B zayıf. A molekül. Evet, doğru cevap A molekül. B de zayıf olacak. Niye? Bir ucuna bakıyorum. HCl'ye bir ucuna bakıyorum. HCl'ye iki molekül olduğu için moleküller arası bağ, kesik çizgiler olduğu için zayıf bağ olacak. Şimdi yüksel mi? Yüksel. Yüksel kaptı artık. Sınıfını da yaz da hocam zorlanmasın yüksel. Bununla alakalı bir sorumuz daha var. Kaçırmayın artıları. N, H, H, H. A şıkkı atom, molekül. B şıkkı güçlü, zayıf. Hadi bakalım, ha, işaretlemeyi unuttum. Şurayı soruyorum arkadaşlar. Şuradaki bağı. Diler Bayan A atom, B güçlü. Evet, doğru. A atom, B güçlü. İdare çok hızlı çıktı ya. A atom, B güçlü. Doğru. Niye? Baktık, bir ucu azota bakıyor, bir ucu hidrojene, yani iki atom arasında dümdüz keskin bir çizgi var. O da güçlü bir bağ olduğunu söylüyor. Şimdi yukarıdaki örneği silsem mi acaba? Herhalde yazmışlar diyor. Bunda yazılacak bir şey yok. Cevabı silelim. Çünkü cevap değişebilir. Yine aynı soru. Bu sefer CL, CL. Buradaki ne soruyorum arkadaşlar? Klor, klor. Okla gösterdim. Haydi uyuma. Klor, klor. Çabuk cezalar hepsi. Yılmaz Efe güçlü bayrağı sadece. Olmaz. Hemen hocam. Arkasından hocam hepsi aynı anda ama Dilar da belki yazdı ama çoğunla beraber yazdı açıkçası. Dilar da molekül, Elan da yüksel. Bunlar aynı anda geldi. A molekül, molekül, B güçlü. Yanlış. Ama tek cevap yanlış. Yanlış mı? Yanlış abi. Hepsi aynı cevap vermiş. Yanlış. Molekül ve güçlü. Değil. Atomlar güçlü demişim. Mazepe. Atom güçlüğü kabul edelim arkadaşlar. Hocam. Niye? Bir ucu bakın klor atomuna, diğer ucu klor atomuna. Yani iki atom arasında olduğu için atomlar arası keskin bir çizgi var. Güçlü bağ diyeceğiz. Cevabımız atomlar ve güçlü olacak. Yüksel kaptı artıyor. Evet, bununla alakalı son örneğim. Bakalım bunu doğru bilebilecek misiniz? H-O-H, yani su. H-O-H. Neyse. A, atom var, molekül. B, güçlü, zayıf. Hemen bağın yerini de söylüyorum. Şurayı istiyorum sizden. Hadi bakalım. İlk cevap diğer A atom B zayıf. Yanlış. Nasıl bir A atom B zayıf? Yanlış. Yüksel molekül güçlü. Yanlış. Yılmaz Efe A molekül B zayıf. Yılmaz Efe doğru. A molekül bakın bir ucu suya, diğer ucu suya bakıyor. A molekül kesik çizgi olduğu için zayıf etkileşim olacak. Yani böyle bir soruyla sınavda karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yanlış yapacağınızı düşünmüyorum. Umarım yapmazsınız. Tamam mı? Şimdi artık bağın türüne göre olan kısmı bitirdik. Şimdi bağın sağlamlığına göre olan kısma geçeceğiz. Ama bu sağlamlığa göre olan kısmın konusu biraz uzun. Hep yukarıya siliyorum. Şimdi bağın sağlamlığına göre ne yapmıştık? İkiye ayrı.
Şimdi yazma çünkü bunu geçen hafta yazdık. Bunda da ne vardı? Van der Waals ve hidrojen bağı vardı. Şimdi bunların hepsini teker teker işleyeceğiz. Bunları geçmeden önce şu güçlü bağları bir anlayalım. Bu güçlü bağlar kimler? Hangi bağlara güçlü bağ diyoruz? Neden güçlü diyoruz? Güçlü etkileşimler ya da bağlar fark etmez. Atomlar, sol gaz, elektron. Atomlar. Şimdi biraz sözel işleyeceğiz. Şu kadar falan bir sözel kısım var. Sonra yine sorularla devam edeceğiz. Atomlar, sol gaz, elektron dizilimine benzemek için elektron dizilimine benzemek için sol gaz elektron dizilimine benzemek de sonu ya 8'e ya 2'ye tamamlamak demek. Yani ya oktede ya dublete tamamlayacak. Benzemek için değerli elektron sayılarını ya 8'e ya 2'ye tamamlarlar. Genelde 1A, 2A, 3A elektron verirken 4A, 5A, 6A, 7A elektron alırlar. Birazdan bu elektron almayı vermeyi size göstereceğim arkadaşlar. Elektronu nasıl alıyorlar, nasıl veriyorlar. Bu alıp vermeyi yaparken de Lewis yapısıyla göstereceğiz. Lewis yapısı diyelim. Lewis yapısına da arkadaşlar uzun uzun tanıma gerek yok. Nokta gösterimi desek yeter. Atomları değerli elektron sayılarını noktalarla göstereceğiz. Lewis yapılarını, bu elektron alışverişini göstereceğiz. Hemen Lewis yapısı yazılırken nelere dikkat ediliyor? Onları yazalım. Dört madde, sonra hemen örneklere geçeceğim. Çünkü bunların tanımları çok önemli değil. Örnekler daha önemli. Elektron katman dağılımı yapılır. Neydi elektron katman dağılımı? 2, 8, 8, 2 idi değil mi? Elektron katman dağılımı yapılır. Son katmanındaki elektron sayısı belirlenir. Bunları tekrar söylüyorum. Ezberlemenize gerek yok. Zaten sorularda çözeceğiz. Elementin sembolü yazılır. Elektron alışverişi gösterilir mi diyelim. Değerli elektron sayısı kadar element etrafına nokta konur. 8. sınıfta herhalde gördünüz bunu ya. Çok emin değilim ama. Neyse şöyle bir yazın. Dediğim gibi bunu ezberlemek zorunda değilsiniz. Bilmeniz gereken kısım şurası. 1A, 2A, 3A elektron verirken 4, 5, 6, 7A elektron alır. Diğerleri çok da önemli değil. Şunu da yine ezberlemek zorunda değilsiniz. Çünkü soruları gördüğünüzde zaten bunu direkt yapıyor olacaksınız. Ben sadece defterinizde bulunsun diye yazdım. Bir örnek yazayım. Mesela magnezyum 12. Örnek magnezyum. Sorularda şu şekilde gelir karşınıza. Elementi verir, atom sayısını verir. Lewis yapısını gösterirler. Lewis yapısını gösterir. Şimdi biraz bekleyeyim soruyu da yazdıktan sonra. Sonra çok hızlı gidiyorsun hocam. 9 dakika. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığında yapacağınız ilk işlem, hiç buraya bakmayalım. Yapacağınız ilk işlem bu atom sayısıyla elektron katman dağılımı yapmak. Hepimiz biliyoruz neydi elektron katman? 2, 8, 8, 2'ye göre açılım yapıyorduk. 12 olduğuna göre 2, 8, 2 diyorsun. Açılımı yapıyorsun. Sondaki sayıyı işaretliyorsun. Kaç 2? Magnezyumu yazdım. MG vermiş ya. Bu sondaki sayı benim kaç tane nokta koymam gerekiyor?
tane magnezyumun Lewis yapısının gösterimi bu şekilde arkadaşlar. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Yani şu dört madde bunu söylüyor aslında. O yüzden dedim ezberlemenize gerek yok diye. Silebilirim, örnek yapmaya devam edelim. Bu alıp verme olaylarında bağlar konusunda çok gireceğiz ama şimdilik şöyle bir giriş yapmış olalım. 2 ağaç mantıken 6 elektron alıp mı 8'e tamamlaması daha kolay olur. 2 elektron verip mi 8'e tamamlamak daha kolay olur. 2 tane vermek daha kolay olacağı için biz hani dedik ya 1 ağa 2 ağa 3 ağa elektron vermeyebilirim diye. Genelde onlar elektron veriyorlar. Verdiğinde ve aldığında ne olacak onu da göstereceğiz. Örnek Al13. Ne olacak bu da? 2, 8, 3. Sondaki rakamı işaretliyorum. 3 tane. Al'nin etrafına 3 tane noktamızı koyuyoruz. Al3. Alüminyumun da Lewis yapısı bu şekilde. Örneklerle devam edelim. Zaten bu sorular genelde periyodik tablosunun 20 elementi için geçerli. Biliyorsunuz ki bu dağılık sadece 20'de oluyor. Evet, bunu da size soralım. Tabii ki bu şekilde göstermenizi beklemiyorum. Sadece kaç noktası olacak? Onu yazın bakalım. Oksijen 8'e. 6 nokta demiştim. 6 nokta. Aferin. Ne yaptı? 2, 6. 6 işaretledi. Noktaları koyarken bir düzen var arkadaşlar ama çok milimetrik yapmanıza gerek yok. Genelde bir 4 tane doldurulup sonra devam edilir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani genelde bu şekilde yapsanız doğru olur. Bir tane daha soralım size. Neon. Neon. Nurgül Sarıkaya 2 nokta demiş. Yanlış. Dilara Bayan 8 nokta demiş. 8 doğru. 2, 8 dedi Dilara herhalde. Sondaki 8 işaretleyip Neon'a 8 tane noktasını yerleştirdi. Zaten alabileceği maksimum 8 tane. Ki zaten kendisi de bir soy baskı. Evet, siz yazın örneklerimize devam edin. Nurgül Sarıkaya 5, Dilara Bayan 7, Yılmaz Efe 7. 7 diyen doğru. Ne yaptı? Yüksel Bey'in. 2B, 7 dedi. Sondaki rakamı işaretledik. Flora bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dedi. İkincisi, sodyum 11. Sodyum 11. Dilara kendine 2 yazdı, 9 dedi. 9 yazdı, 9 dedi. Nurgül Sarıkaya hoca 2 mi demiş? Yanlış. Yılmaz Efe 9 demiş. Yanlış. Yüksel 2 dedi. Hangi katmana 9 tane elektron sığdırdınız? Şu yukarıda hiç 9 tane sıcak bir katman göremedim ben. Yüksel 2 demişti hocam bu arada. Nurgül Sarıkaya 1 demiş. 1 doğru cevap. Aferin Nurgül. Artık yıkattı. 2, 8, 1. Şuraya direkt atladığınız 9 yazdınız değil mi? Hangi katmana ben 9 tane elektron sığdırabiliyorum? 9 diye bir katman sayım yok benim. Maksimum 8 var değil mi? O sol katmana da 1 kalıyor. Yani 1 noktası varmış. Sodyumun. Şunları da sildim. Sodyumunu yazdı. Kükürt 16. Kükürt 16.
Yılmaz Efe 6 mı demiş? 6 oldu soru. 2, 8, 6. Sondaki rakama kadar noktasını koyalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Argon 18. Argon 18. Nurgül Sarkaya. Dur. 8 demiş herhalde bunun cevabı. Evet. 8 demiş. 8 doğru cevap. 2, 8, 8. Sondaki rakam 8. Yani argonunda 8 tane noktası varmış. Peki bu noktalar ne işe yarayacak? Göreceğiz şimdi ne işe yarayacak. Hemen örnekler tamamsa iyonik bağlar diyeceğiz. Bir daha nasıl olacak? İyonik bağlar. Yukarı izliyorum. Hadi bakalım. Şimdi artık bu noktalarla ne iş yapacağız? İyonik bağlar. Evet, iyonik bağlar neyle neyin arasında oluyor? Hızlı. Yaz, iyonik bağlar neyle neyin arasında olur? Neyle neyin arasındaki bağ biz iyonik bağ diyoruz. Neyle neyin arasındaki bağ? Metal metal. Bu kadar. İlerle. İlerle. Hatta yine o. İlerle yani aşk olsun benim tersimle yani bu kadar hiç değilsin. İlerle yok bizde yani şu an. Metaller ve ametaller arasındaki elektron alışverişi sonucu oluşan bağ iyonik bağ dedik. İyonik bağ dedik. Bakın hem metallerin ametallerin arasında oluşuyormuş hem de bir alışveriş söz konusuymuş. İşte bu noktaları bu alışverişi gösterirken göreceğiz. Yani işimize yarayacak. Hadi bakalım. Ne işimize yarayacak? Bakalım. Örnek sodyum 11 ve klor mu var? Klor 17. Atomları ya da elementleri arasındaki iyonik bağ gösteriliyor. İyonik bağ gösterin. Şimdi ben burada bırakayım. İkinci ders öğle arası olacak pardon. Öğle arasından sonra bu iyonik bağın nasıl gösterildiğini hep beraber öğrendik. Sonra sizinle beraber yeni sorular çözelim. Hadi siz de yemeğe. Afiyet olsun. Hocam. Evet gençler hoş geldiniz. Ne dedik? Sodyum 11 ve klor 17 elementlerin arasındaki iyonik bağ gösterin dedi soruda. Peki ne yapacağız? Bu tür sorularda iyonik bağ gösterin, kovalent bağ gösterin sorularında Lewis yapısını göstereceğiz arkadaşlar. Yani noktalar şeklinde göstereceğiz. Şimdi noktaları nasıl gösteriyorduk? Sodyum 11 için ne yapacağım? Katman dağılımı yapacağım. 2, 8, 1. Sodyumda kaç nokta var? 1 tane. Yazıyorum. Klor 17. 2, 8, 7. Sondaki rakam kadar nokta. Klor'da da 7 tane nokta varmış. Şimdi baktığımda bunların bağ yapmaların amacı kendini soy gaza benzetmek. Yani sondaki rakamlarını 8'e tamamlamak. Baktığımda eğer bu 1 tane elektronu verir, burada 1 tane elektron alırsa ne olur? Bak burası 8 olur. Burası da 8 olur. İkisi de kendini oktede tamamlamış olur. Peki bunu nasıl gösteriyoruz? Şu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Sodyumda bir tane nokta yani elektron var mıydı? Evet. Ama bir tanesine ne yaptı? Verdi. Verdiği için artı 1 diyor. Tamam. Sonra klora bakıyorum. Klor. Normalde 7 tane noktası vardı klorun. Ne yaptı? Bir tane elektronu sodyumdan aldı. Altında şöyle maviyle işaretleyelim. Aldığı için şöyle köşeli parantezi aldım karışmasın diye. Bir tane elektron aldı.
İşte iyonik bağlı bileşiklerin lens yapısı bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. İyonik olduğunu nerede anlayacağız? Bakın artı ve eksi var. Artı eksi varsa iyonik demek bu. Sodyumda niye artı? Yani sodyumda neden nokta kalmadı? Zaten bir tane vardı, verdi. Klorda niye 7 tane vardı, 8 oldu? Çünkü bir tane elektron aldı, 8 tane oldu. Bak bu gitti, bir tanesi 8, bu bir tane aldı, 8. İkisi de kendini 8'e tamamlamış oldu. İşte iyonik bağlı bileşiklerin lens yapısı bu şekilde gösteriliyor. Bu örneklere devam edelim. Lityum 3, flor 9. Lityum 3, flor 9. Bileşiklerin lens yapısını gösterin diyor soruda. Yukarıdaki, aşağıdaki sorunun aynısı. Ne yapacağım? Lityum 3, 2, 1. Bak, bir tane noktası var lityum. Flor 9, 2, 7. Kaç noktası var? 7 tane noktası var. İşaretleyelim. Kim alacak, kim verecek? İyonik bağlı bileşikler bu alıp verme söz konusu olacak. Eğer bu iki elektronunu, pardon, bir elektronunu buna verirse kendini 2'ye, yani dürdete tamamlayacak. Bu da bir elektron alırsa kendini 8'de, yani oktede tamamlayacak. Yani bir elektronu alacak, buraya verecek. Peki nasıl gösteriyoruz? Lityumda bir tane nokta, yani elektron vardı, verdi. Verdiği için, bir tane verdiği için artı bir. Florda normalde 7 tane elektron vardı. Bir tanesini lityumdan aldı. Karışmasını yapacak, parantez açtık. Bir tane aldığı için de eksi bir yazıyor. Evet, lityum florunda lens yapısını bu şekilde gösterebiliriz. Şöyle bekleyelim sizi yazdığınız için. Anlamadıysanız yazın da tekrar anlatayım, çünkü sileceğim. Yani hızlı yazın. Yoksa siliyorum. Evet, yine bununla alakalı sorular çözmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi de Al 13. Azot 7. Evet, hep aynı şekilde çalışacağız. Sadece alışverişte kullanılan elektronlar farklılık gösterebilir. Alüminyum 13, 2, 8, 3. Kaç noktası var? 3 tane. Hemen 3 tane noktaya koyalım. 1, 2, 3. Azot, 2, 5. Kaç noktası var? 5 tane. Hemen 5 tane noktayı koyalım. Ne yapacak alüminyum? Bu 3 elektronunu azota verecek. Kendisi de 8 olacak, azot da 8 olacak. Yani şu 3 elektronunu hepsini gidecek, azota verecek. Yazalım gösterimi. Alüminyumda normalde 3 tane nokta, yani elektron vardı ama 3'ünü birden verdi. 3 tane verdiği için artı 3 diyorum. Azotta normalde 5 tane elektron vardı. 3 tanesini de kimden aldı? Alüminyumdan aldı. 3 tane aldığı için de eksi 3 yazıyor. Bunun da lens yapısının gösterimi bu şekilde. Al artı 3, azot da eksi 3. Muhakkak ki alüminyumda bak nokta kalmadı, bunu belirtmek, yazmak gerek. Azotta da 5 taneydi, 8'e çıktı. Bunu da bu şekilde göstermeniz gerekiyor. Yani lens yapısını gösterin dediğimde bana bunu yazarsanız yanlış olur arkadaşlar. Azottaki noktaları göstermeniz lazım. Zaten lens demek nokta demek. Yukarıdaki örneği silelim. Mg 12 klor 17. Devam edelim. Mg 12 2 8 2. 2 tane noktası olacak. Magnezyumu 1, 2. Klora bakıyorum.
Eğer magnezyum bu iki elektron da buna verirse burası 9 olur. E bu klorun istemeyeceği bir şey. Klor çünkü bir tane elektron ihtiyacı var değil mi? İki tane elektronu kabul etmiyor. Bana sadece bir tanesini ver diyor. E magnezyumun elinde hala bir elektron var. O da ne yapacak? Ne yapacak? Bir klor daha bulup bir elektronunu ona verecek. Ne demek bu? Bir magnezyum iki klorla birleşecek demek. Yani bir elektron buna, bir elektron da buna verecek demek. Peki biz onu lens olarak nasıl gösteriyoruz? Hemen onu da gösterelim. Magnezyum iki klorla birleştiği için magnezyum ortaya yazıyorum. Magnezyumda kaç nokta vardı? İki tane. İkisini de ne yaptı? Verdi. Yani artı iki oldu. Bir tane kloru yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane elektron ne yaptı? Magnezyumdan aldı. Bir tane elektron aldığı için eksi 1 oldu. Ve halen de magnezyum bir elektronun fazlalığı var. Geliyoruz buraya bir klor daha yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de buna verdi. Bu da ne olacak? Eksi 1 yüklü oldu. Bakın artı 2, eksi 1, eksi 1, eksi 2 oldu. İşte bu şekilde birden fazla da elektronu farklı farklı atomlara, elementlere verebilir elementler ya da atomlar. Bunun da Lewis yapısının gösterimi bu şekilde. Bu ikili olanı, gelip de üçlü olana bakalım. Yani iki tane değil de üç tane klora versin. Kim versin? Alüminyum versin. Alüminyum 13, klor 17. Bakalım neden üç tane verecek? Neden üç tane klora ihtiyaç duyuyor? 2, 8, 3. Kaç noktası var? 3 tane. Yazalım. Al, 1, 2, 3. Klora bakıyorum. 2, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Alüminyum bir tanesini bunu verdi. Hala 2 tane var. O zaman bir klor daha yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çünkü klorda 7 tane var ya. Bir tanesini de buna verdi. Hala bir tane daha var. Bir tane daha klor yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tanesini de ne yaptı? Buna verdi. Ta ki kendini 8'e tamamlayana kadar, yani elinde elektronu kalmayana kadar. Ne oldu? Alüminyum 3'ü de bitti mi? Birer tane klora verdi. Alüminyum ortaya yazdım. 3 elektronu vardı. 3'ü de gitti. Artı 3 yazıyorum. 3 tanesini de verdi ya. Bir tane kloru yanına yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane vardı. Bir tanesini alüminyumdan aldım. Bir tane aldığı için eksi 1 yazdım. Diğer tarafa yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tanesini alüminyumdan aldı. Bir tane aldığı için eksi 1. İsterseniz diğer kloru üstte de yazabilirsiniz, aşağı da yazabilirsiniz. Benim üstte yer olmadığı için aşağı yazacağım. Diğer kloru da aşağı yazarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Birini ne yaptı? Alüminyumdan aldı. Bu da eksi 1 yüklü. Artı 3, eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 3 oldu. İşte A, L, C, L 3'ün gösterimde bu şekilde Lewis yapısını gösterelim. İyonik bağlı bileşiklerde Lewis yapısı gösterirken bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Örneklerimiz bu kadar. Bir açıklanmışlar da. Tamam, bir daha anlatalım. Bir yazmanız için müsaade edeyim. Bir daha anlatalım. Cevabını tekrar yazacağım yukarıdakini eğer yazmadıysanız. Bir yazın tekrar anlatalım.
şekilde denk gelmeye de bilgen birden fazla atom kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Aslında yine çok bir sıkıntımız yok. Bak şimdi, kulağın 7 tane noktası var mı? Kendi 8'e tamamlaması gerekiyor mu? Yani kaç noktaya, kaç elektron ihtiyacı var? Bir tane aldı, bir tanesini geldi. Kulağın eşimiz bitti mi artık? Evet, diye 7 tane, bak 8 oldu. Ama magnezyum eşimiz bitmedi. Hala magnezyumun üstünde elektron var. Magnezyum bu elektronu da vermek zorunda. E ne yapacak? Hemen bir klor daha bulacak. Hemen bir klor daha bulacak. Buldu. Ne yaptı? Geldi. Kalan diğer elektronu da diğer klora verdi. E o klorda ne oldu lan? 8 oldu. E magnezyum da istediğini elde etti. 2 elektronundan kurtuldu. İşlem bu kadar. Peki yazarken nasıl yazıyoruz? Magnezyumu yazıyoruz. Kaç elektronu vardı? 2 elektronu vardı. İkisini de verdiği için artı 2 yüklü oldu. Sonra kloru yazıyorum. 7 tane elektronu vardı kloru hatırlarsanız. Ne yaptım? Magnezyumdan bir tane aldı. Bakın burası 8'den fazla yazamam. Yani 9 tane yazamam. Bir tane aldığı için de eksi 1 yüklü oldu. Ama magnezyum 2 tane klorla çalıştığı için geldi buraya da bir klor daha yazdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neydi o da? Bir elektron daha aldığı için eksi 1 yüklü oldu. Yani magnezyum 2 tane elektrondan kurtulmak için 2 tane klorla ortaklık yaptı diyebiliriz. Çünkü tek klor onu kurtarmıyordu. Elinde hala fazladan elektronu kalıyordu. O da ne yaptı? Üçüncü bir ortağa başvurdu. Alttaki soruda aynısı. Bu sefer alüminyum 3 tane elektronu var, 3 tane elektrondan kurtulmak istiyor. Ama elinde bir elektrona ihtiyaç duyan bir tane klor var. E, alüminyum da ne yaptı? Gitti kendine 3 tane ortak buldu bak. Bir elektron bir klora, bir elektron bir klora, bir elektron da bir klora verdi. Alüminyum istediği 3 elektron da attı mı? Evet. E, klordan birer tane elektron alıp kendini 8'e tamamladı mı? Evet. Göstereyim de şu şekilde. Alüminyumda 3 tane elektron vardı. Aile artı 3 yazdım. Sağda solda klorları yazıyorum. Birinci kloru yazdım. 8 elektron. Bir tane aldı için. Yani tek başına klor bir tane aldı için. Eksi 1. Diğer tarafa yine aynı şekilde. Eksi 1. Ben yukarıda yer yoktu. Aşağı yazdım. Siz isterseniz yukarı yazın. Yani çok şekline takılmayın bunu. Sadece bu noktaları, artıları, eksileri doğru yazın. Yeter. Bir de aşağı yazdım. Çünkü 3 tane ortağı var bunun. Böylelikle de yapıyı göstermiş olduk. Yüz yüze eğitimde olur da geçebilirsek, en azından ikinci dönem, birinci dönem bilmiyorum da, yine yüz yüze de bu soruları size çözdüreceğim. Konu, bütün konuların üstünden tekrar geçeceğim. Vaktim olduğu kadar. Hadi kaleye sinelim. Çözmeden anlaması zor oluyor biraz bu konularda. İyonik bileşiklerin, örgü yapıların özellikleri, iyonik bileşiklerin örgü yapılarının özellikleri. Evet, birinci özelliğimiz oda koşullarından katı haldedirler. Oda koşullarında katı haldedirler. Bu örgü yapıları falan da herhalde birinci dönemin son dersi olması lazım. Yani son ünitelerine doğru katıların, sıvıların, gazların, yapıların işleyeceğiz. Bu örgü yapıyı da orada göreceğiz. Hani bir ters gündüz örgü vardır ya, artı eksi, artı eksi, artı eksi şeklinde düşün. Bakın şöyle bir örgü yapı oluşuyor. Yani bu şekilde hani atkı örer gibi o yapılara örgü yapı deniyor. Ama yine detaylı bir şekilde vereceğim. Şimdi sadece özelliklerini bilin yeter. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. 3. Katı halde elektriği iletmezken sulu
çözeltileri, sulu çözeltileri, elektriği, ileti. Bunun en güzel örneğiydi. Katı tuzla elektrik iletimini sağlayamazsın. Ama bir bardak suyun içerisinde bir miktar tuz attığında o tuz iyonlarını ayrışacaktır. Artı eksi yükler sayesinde de elektriği iletebilir hale gelecektir. 4. Sert ve kırılgan damar. Sert ve kırılgandırlar. 5. Sadece kimyasal yöntemlerle ayrışırlar. Sadece kimyasal yöntemlerle ayrışırlar. Bu kadar özellik bilmeniz kafi. Dediğim gibi katıların, sıvıların, gazların genel özellikleri olacak büyük ihtimalle önümüzde. Orada çok detaylı bir şekilde bu örgü yapıları, kristal yapıları, kovalent yapıları hep işleyeceğiz. Şimdilik bu kadar özellik bilmeniz yeterli yörük bileşikler için. Şimdi yörük bileşiklerin adlandırılmasına geçeceğiz. Adlandırma konusundan önce formül yazmamız gerekiyor. Bu formül yazma işi aslında kolay. Sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ama bir katyonlar ve anyonlar var. Biraz büyük bir tablo, uzun bir tablo. Hızlıca onu yazarsak şu formül yazma konusuna da geleceğiz hızlıca. Formül yazdıktan sonra da hep beraber bu iyonik bileşikler nasıl isimlendiriliyor onu söyleyeceğiz. Hani ben yazarken diyorum ya sodyum hidroksit diyorum mesela. Ya da potasyum klorür diyorum mesela. Neden, nasıl söylüyorum bunları? Onların hepsini size göstereceğim. Evet, şimdi o büyük tablomuzu yazalım. İyonik bileşiklerin adlandırılması. Bu tabloyu bilmeden soruları çözerken zorlanabiliyoruz ya. İyonik bileşiklerin adlandırılması. Alt tarafı yazdıysanız onu da silerim. Herhalde yazmışsınızdır. Önce katyonlar. Katyon neydi? Artı yüklüler. Sık kullanılan katyonlar. Sık kullanılan. Önce katyonlar yazalım beraber. Sembollerini yazalım. İsimlerini beraber yazalım. Artı bir yüklü olanlar. H artı isimlerini yazınca. V artı. Na artı. K artı. Ag artı. NH4 artı. Artı iki yüklü olanlar. Berilyum. Pardon söylemeyecektim. Mg. K. C. A. C. A. Söylemeyeceğim, yine söylüyorum ya. B, A, Z, artı 3 olanlarda bunlar karşımıza çıkacak olanlar. Evet, bekliyorum şimdi. Birinciyle başlayalım. Bilen artıyı kapar. İsmini söyleyeceksiniz. İsim, H artı. Hidrojen. Hidrojen, doğru cevap. İlk söyleyen artıyı kapat. İki. Hey. Yok ayrıca. Karşım çok güzel. Berilyum. Yanlış. Ben bunu soruyorum. Niye nazifler? Lidyum. Lidyum. Doğru cevap. Ayrıca. Neyi soruyorsam onu cevap. Evet. Şimdi diğer cevaplar başlıyorum ben. Diğeri nam mı hocam? Nam. Nurgül Serkay sodyum. Sodyum. Doğru. Nurgül dedi ilk. K. K. K'da kaldık. K'da takıldık. Ben de böyle olduk. Gittim. Geldim. Geldim. Bir sorumdaydık. Beyzem bu işçen. Karbon. Yanlış. Bu. K. Ayırmaz efendim potasyum. Potasyum doğru. Ag.
Aydın Yılmaz yok, Yüksel Kasyon mu? Yanlış. Yok, Elan Yıltas'ın altın. Yanlış. Yılmaz Efe Gümüş. Gümüş, doğru. NH4 artıyı daha önce duymadınız, ilk defa duyuyorsunuz arkadaşlar. Adı amonyum. BE. Berilyum. Berilyum. İlk Nurgül Sarpay'a. Tamam, Berilyum. MG. Dilara Bayan, magnezyum. Magnezyum. CA. Dilara Bayan, kobalt. Yanlış. CA. Yılmaz Efe Kobalt. Yanlış. CA. Kobalt şu. Kalsiyum. Kalsiyum doğru cevap. Dilara. Dilara. Dilara yüz için koşuyor. BA. Dilara Baya. Baryum. Baryum doğru cevap. ZL. Çinko, Nurgül Sarpay'a. Doğru. Ale. Bu da edebiyat hocamızdan. Bir tane hatırlıyorum, Ale bilmiyor. Hocam. Ne biliyor musun? Ben de hatırlıyorum bunu çok iyi. Çünkü ben bilmiyorum. Lisedeyken bize hocadan hep bize birer tane verdi. Biz bunu araştırıp geldi, size anlattım. Benim bir de Ale bilmiyor da Ale. Bana da bir hatta yaptım. Bir de geldi hocam. Evet, bunu alın. Yazın. Sonra da anyonları yapacağız aynı şekilde. Beyza Gülüşcan hocam bir şey sorabilir miyim demiş. Beyza gönder gelsin. Gönder. Haydi bakalım. Korktum şimdi öyle söyleyeyim. Allah'ım ne soracağım. Böyle deyince yeniden şaşırıyor. Ne olur soru sorma. Hadi Beyza sorusunu sorarken size yazın. Anyonlara geçeceğiz. 3 dakika kalma. Geçemeyiz mi? 3 dakika. Geçeriz ya. Hocam siz sorduğunuz gibi ben cevap yazıyorum ardından siz Yılmaz Efe diyorsunuz. Benim cevabım gözüküyor mu anlamadım. Cevabım gözüküyor ama ben ilke göre gidiyorum. Senin ikisi gözükmüyor. Kim ilk sanatı söylüyorum. Beyza yani. Sen çıkıyor muyum Beyza? Beyza ben de sana soracaksın diye heyecanlanıyorum. Acaba Beyza yani yukarıda hiç gözüküyor mu şu an? Evet Beyza senin gözükmüyor kızım o zaman. Çünkü sen şu an cevapların hiçbirinde yok. Acaba Beyza gösterken bir verelim demişsin. Dur bakayım Beyza. Başka Beyza. Beyza bir tek veriyorum demiş ama nasıl başka bir şey alıyor? İnternetinde sıkıntı mı var acaba? Beyza bir tek veriyorum gözüküyor. Beyza. Ben de acaba kim yani hangi dalından soru soracak diye bekliyorum ya. Beyza sende bir tek veriyorum gözüküyor. Aşk olsun Beyza. Sıkıntı var demek ama bu bilgisayarda sıkıntı var. Yok. Olabiliyor ya. Sıkıntı oluyor çünkü. Hocam bir iki dakika o zaman. Bir dakika. En azından eksi biri yazayım bari. F eksi. C L eksi. B D eksi. I. O H. C M. N O 3. Aa, şurada da yazıyormuşuz biz de sildik. Yalan. Vallahi. Artık yazanlar yazmayanlara, yazmayanlar yazanlara yazmayanlara. Neyse şu an sen YouTube'a giriyor bunlar. Ha, aynen ya. YouTube'dan bakarsınız. Şöyle yapalım. Ben yazayım. Söylemesini haftaya bırakalım. Eksi ikiler. Şimdi yazmadım isimlerini. Haftaya benden nerede kaldı falan dersem hocam anyonların isimlerini yazacağız dersiniz. Oradan devam ederiz. Eksi iki. Hem böylelikle siz de isimlerini öğrenmiş olursunuz. 3 eksi P, 3 eksi P, 14, 3 eksi. Evet arkadaşlar, bu haftalık bu kadar. Beyza, sana da artık yapacak bir şey yok. Haftaya inşallah, bak haftaya buradan devam edeceğiz. Sen de oradan daha hızlı yazmaya çalışırsın. Yine buradan hatırlatın bana buradan devam edeceğimizi. Hadi kendinize iyi bakın gençler.